Makine dinamiği, ders notu örnekleri, dinamik kuvvet analizi, analitik yöntem. Bu örneğimizde yatay düzlemde çalışan bir dört çubuk mekanizması ölçekli olarak gösterilmiş. Verilen mekanizmanın C noktasında maddesel bir kütleye sahip ve bu kütlenin değeri de 50 kilogram olarak verilmiş. Dolayısıyla bu bir maddesel kütle olduğuna göre, maddesel nokta olduğuna göre kütle atalet momenti sıfır. Verilen bu konumda ikinci uzuv, yani iki numaralı uzuv 10 radyan bölü saniyelik açısal hızla saat yelkovanın dönüşünün ters istikametinde dönüyor ve 50 radyan bölü saniye karelikte yine aynı şekilde saat yelkovanın tersi yönünde açısal ivmeyle hareket ediyor. Mekanizmayı verilen kinematik durumda tutmak için AC krankında gereken motor torkun miktarını hesaplayın deniliyor. Yani bu problemi yine çözerken cebirsel ya da analitik yöntemle kullanarak çözmemiz isteniyor. Ki burada boyutlar verilmiş. Aynı zamanda siz bu mekanizmayı verilen boyutlara göre yeniden çizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şeklimizde de sadece tek bir noktada kütlemiz var ve bu tek bir noktada kütlemiz olduğuna göre C noktasının ivmesini belirlememiz gerekecek. Yani tek bir C noktasında çizgisel ivmeyi bulacağız. Zaten açısal ivme verilmiş ancak kütle atalet momenti sıfır olduğuna göre herhangi bir sorun olmayacak. Yine bu problemi çözerken daha önce öğrenmiş olduğumuz dinamik kuvvet analiz yöntemlerinden herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Bu problemi çözerken de yine D'Alembert prensibini kullanacağız. Dolayısıyla hayali atalet kuvvetini yerleştirdiğimizde bu verilen mekanizmayı sanki bir sistemmiş gibi ele alabileceğiz demektir. O halde bu problem için A nokta C noktasının çizgisel ivmesini belirlememiz gerekecek. Bu noktanın çizgisel ivmesini belirlemek için elbette o noktanın çizgisel ivmesini verilen girdinin bir fonksiyonu olarak tanımlayacağız ki burada teta açısı verilen mekanizmanın girdisi. Dolayısıyla torku hesaplarken de tetanın bir fonksiyonu olarak ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Dolayısıyla tork tetanın bir fonksiyonu olarak bulunacak. Diğer bir deyişle derinlemler cinsinden torku yazacağız. Ve bunun için elbette biz C noktasının ivmesini istiyoruz. O halde doğrudan doğruya C noktasının pozisyonu, konumunu yazabiliriz. C noktasının konumu ise AC uzvu yani A'dan C'ye kadar olan mesafe çarpı bu vektörün yapmış olduğu bu vektörün gösterimi ki x ekseni üzerindeki bileşeni elbette kosinüs olacak ve y ekseni üzerindeki bileşeninin sinüslü çarpımı olacağına göre AC'nin denklemimiz bu olacak. Bu vektör denkleminin eğer zamana göre türevini alacak olursak C noktasının hızını belirleyeceğiz. C noktasının hızı elbette AC sabit ve teta, kosinüs tetanın türevleri ve sinüs tetanın türevlerinden açısal hız çıkacak. İki numaralı uzvun açısal hızı ortak paranteze alınmış. Dolayısıyla kosinüsün türevi eksi sinüs teta çıkacak. Sinüsün türevi de kosinüs teta çıkacak. Bu elde etmiş olduğumuz denklem bize C noktasının hızını veriyor olacak. Bu C noktasının çizgisel hızını bulmak istersek de bu verilen ifadenin türevini alacağız tekrar. Bunun türevini alacak olursak elbette önce omega 2'nin türevini alacağız. Dolayısıyla bu teta double dot yapacak. Diğer bir de işte açısal ivme yapacak ki açısal ivme verilmişti. Ve bu içerinin türevini aldığımızda da tekrar AC çarpı omega'nın karesi ki teta dot gelecek buradan. Teta dot kare yapacak. Şu ifadeye teta dot kare, bu ifadeye de teta double dot diyebiliriz. Elde edeceğimiz denklem diğer bir de işte C noktasının ivmesi AC çarpı alfa 2 çarpı eksi sinüs teta i yönünde artı kosinüs teta j yönünde. Yine AC diğer bir ivme bileşeni ise burada da gördüğünüz gibi normal ivme bileşenidir. İkinci ivme bileşeni. AC çarpı omega kare çarpı parantez içerisinde eksi kosinüs teta i yönünde ve eksi sinüs teta da j yönünde olacak demektir. Kinematik analizi tamamladığımıza göre D'Alembert kuvvetini yazabiliriz. D'Alembert kuvvetimiz ne olacak? Elbette D'Alembert kuvvetimiz kütle çarpı ivme şeklinde olacak ve elbette ivmenin ters yönünü alacağız. Burada da gördüğünüz gibi eksi işaretiyle çarpmış olduk. Bu hayali atalet kuvvetimiz şeklimizin üzerinde bu şekilde olması gerekecek. Bu çarpımdan anladığımız kadarıyla ki bu ifade teğet ivmeden dolayı oluşan kuvveti, hayali atalet kuvvetini verecek. Bu kuvvetin bu yönde bir bileşeni olduğunu biliyoruz. Hayali teğet kuvvetin ve hayali normal kuvvetin de şu yönde bir bileşkesi olduğunu görüyoruz ki o da buradaki bahsetmiş olduğumuz ifade olacak. Dolayısıyla bizim hayali atalet kuvvetimizin yönü bu tarafa doğru oluyor. Hayali atalet kuvvetimizin yönünü belirledikten sonra ki burada A noktasında bir kuvvetimiz olacak elbette ki bu iki numaralı uzuv iki kuvvet artı bir torklu sisteme dönüşüyor. Yine bu örneğimizde de üç numaralı uzuvla dört numaralı uzuv üzerinde kuvvet yok. Üç numaralı uzuvla dört numaralı uzuv üzerinde kuvvet yok. Dolayısıyla burada
sıfır kuvvet sistemli uzuvlar oluyor. Ve servet sistem diyagramını da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Artık A noktasına göre bir moment alabiliriz ki torkumuz vektör olarak yazdığımızda artı RC vektörü, vektörel çarpım, hayali atalet kuvveti şeklinde olacak. Ve bunları da bu denklemde yerine yazacak olursak ve vektörel çarpım gerçekleştirirsek i ile i'nin çarpımı 0 yapacak, i ile j'nin çarpımı k'yı verecek. Dolayısıyla burada ilk terimimiz bu ifade olacak. Yine biz i ile i'yi çarpacak olursak 0 olacak, i ile j'yi çarpacak olursak elbette i, j vektörel çarpımı k'yı veriyor olacak. Ancak burada da gördüğünüz gibi eksi işaretimiz var. Dolayısıyla önündeki işaretimiz de eksi olacak. Aynı şekilde j ile i'yi çarpacak olursak j'den i'ye eksi k olacak. Burada bir eksi var. Dolayısıyla pozitif k oldu. Ve j ile burada i'yi çarpacak olursak ki j ile j'nin çarpı 0 olduğu için burada bahsetmedik. J ile i'yi çarpacak olursak elbette k elde ediyoruz, negatif k elde ediyoruz ama buradaki ifadenin önünde eksi olduğuna göre pozitif olacak demektir. Böylelikle bu elde etmiş olduğumuz denkleme bakacak olursanız burada bir negatif değer var. Buradaki değer ise pozitif ve bu ikisi de birbirinin eşdeğeri. Dolayısıyla bunlar birbirlerini götürdüler. Ve ortak paranteze çarpan parantezin alacak olursak yani mc çarpı ac'nin karesi çarpı alfa, burada da mc çarpı ac'nin karesi çarpı alfa çarpı parantez içerisinde kosinüs tetanın karesi artı sinüs tetanın karesi ki o da 1 yapacak. Böylelikle torkumuzun değeri mc çarpı ac'nin karesi çarpı alfa olarak çıkacak. Alfa zaten problemimizde tanımlıydı. Bu verilmişti. Buradan verilenleri yerine yerleştirecek olursak da değerini buluyoruz. 30.25 Newton metre ve saatin yelkovanın dönüşünün tersi istikametinde olacak imiş cevabımız.